Üçünü de altı parçaya böldük. Şurada altı parçadan iki tanesi tarandı. Yani iki bölü altı. Altı da ikisini aldık. Burada altı parçadan dört tarandı. Altı bölü dört. Altı da dördü. Burada altı parçadan beş tarandı. Altı da beşini almış olduk. Şimdi şekiller paydaları eşit olduğu için altı eş parça bölündü. Buradaki üç şeklimizin de altı eş parça böldük. Bunları sıralarken şimdi şöyle bir altı eşit parça bölünen pastamız olduğunu düşün. Bu pastadaki dilimlere sıralarsak hangisinde en fazla dilim almış oluruz? Evet, 5 bölü 6 olan kesirde daha fazla bir pasta almış oluruz. Sonra 4 bölü 6, sonra 2 bölü 6. Çocuklar, eğer kesirlerin buradaki paydaları eşitse biz o kesirleri büyükten küçüğe sıralarken paya bakıyoruz. Paydaları eşit olan kesirlerin payı büyük olan daha büyüktür. Kesirlerde paydalar eşitse payı büyük olan daha büyük. Kısaca bir örnek daha yapalım bununla ilgili. Mesela buraya 3 tane kesir verelim. Kesirlerimizi paydaları eşit olsun. 4 kesir verelim. Paydamız hepsinde 7 olsun. 7, 7, 7. Yani 7 parçaya böldük. Burada 3 parçasını alalım. Burada 2 parçasını. Burada 5 parçasını. Burada 4 parçasını. Bakın. Paydalarımız eşit olduğuna göre hepsinde paydamız 7. Payı büyük olan daha büyük. O zaman 5 bölü 7 büyüktür. 4 bölü 7 o da büyüktür. 3 bölü 7 o da büyüktür. 2 bölü 7. Evet çocuklar, kesirleri sıralarken paydalar eşitse çok kolay. Hemen paylara bakıyoruz. Payı büyük olan daha büyüktür. Payda eşitse payı büyük olan kesirimiz daha büyük olarak belirtiyoruz. İyi günler. Elde kalalım. Sağlıkla kalalım.